Merhaba sevgili izleyiciler. Şili'den bir haberle bu haftaki kilit taşı programına başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde binlerce Şilili öğrenci, genç başkentin alanlarını doldurdu. Üniversitelerde eğitimin paralı olmasına karşı çıkan ve Şili Başkanı'nı yolsuzlukları nedeniyle eleştiren kitlelerin haykırışı yankılandı Şili sokaklarında ve Şili ilgilendiren bir haberle sürdüreyim ben bu konuşmayı. Yine birkaç gün önce Amerika'da bir yargıç bir karar aldı. 1973'te Şili stadyumunda her yanı kırılan, elleri kesilen müzisyen Victor Jara'nın ölümüne yakın dakikalarda ona işkence ettiği bilinen, saptanmış olan bir emekli askerin yargılanmasına karar verdi. Amerika vatandaşı olarak Florida'da yaşayan subay önümüzdeki günlerde yargı karşısına çıkacak. Bu Jara'nın ardından mücadele edenler için çok sevindirici bir haber oldu. Sevgili izleyiciler, Jara için karısı diyor ki, onu vücudunda 44 kurşunla morgda yığılı cesetlerin arasında bulduğunda Juan Jara'nın söyledikleri şunlar. Zayıf, kupkuru görünüyordu ama Victor'du. Bir haftada bu kadar çökertecek neler yapmışlardı aşkıma. Gözleri açıktı ve kafasındaki ürkütücü yarayla yanaklarındaki morluklara rağmen meydan okurcasına hiddetle ileri bakar gibiydi. Giysileri yırtılmıştı. Göğsü delik deşikti ve karnında kocaman bir yara vardı. Elleri bileklerinden kırılmış gibi tuhaf bir açıyla duruyordu. Ama bu kocamdı aşkımdı. Victor Jara'yı her vesileyle dünya bir yerlerde ve biz de bugün burada anıyoruz. Ama ona işkence edenlerin adını tekrar bile etmiyoruz. Ve Jara'nın bestelediği bir şarkıyı biz Türk devrimcileri çok iyi biliyoruz. Konuğum çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Gazeteci yazar Mine Kırıkkanat. Merhaba. Jara'nın bestesiyle sizi selamlıyorum. Sizden evet. dinleyelim mi? Mümkün değil. Birkaç. Gerçekten mümkün değil. Venceremos, Venceremos. Ben Bir tek onu hatırlıyorum. Müzikal e, kulağım da zaman içerisinde çok şey etti. Ama e, aklımda kalan e, benim en önemli slogan e, o Victor Jara'nın mıydı, başkasının mıydı bilmiyorum. El pueblo unido, jamás será vencido. Benim için budur. evet. <laughs> Halk birleştiği zaman kimse onu yenemez. Yenmez. Latin Amerika'lı. Evet. Teşekkürler. Diyor ki, Benzeramos'un ilk dizeleri, bunu bugün e, seçimle sorunlarını çözmeye hazırlanan bir ülke halkının dinlemesinde değer var diye düşünüyorum. Fırtına yırtıyor sessizliği. Ufuktan bir güneş doğuyor. Gece kondulardan geliyor halk. Tüm Şili şarkılar söylüyor. Benzeramos. Kralım zincirlerimizi. Evet sevgilim yine biz zincirlerimizi nasıl kıracağız? Buradan başlayalım. Değil mi? Ben her yandan kendimizi ve ülkemizi zincirlenmiş hissediyorum. Öyle duyumsuyorum. Kesinlikle. Size iki haberim var. Biri iyi, biri kötü. Kötüden başlayalım. Kötüden başlayalım. Zincirlerinin farkında olmayanlar kıramayacaklar. Kötü haber bu. Evet kötü haber bu ama zincirlerin farkında olan zaten bizi zincirleyemediler. Etrafımızı zincirlerle kuşattılar ve e, insanlara ulaşmamızı, söylediklerimizi e, onlara e, iletmemizi engelliyorlar. Ama biz bunu bildiğimiz için mutlaka yeneceğiz. Yani çünkü bilgi silahtır. E, ve biliyorsunuz mesela en büyük faşizm dönemlerindeki buna Almanya da dahildir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Stalin dönemi de dahildir. Mizah tavan yapar. O mizahsız Almanlar bile o dönemde <laughs> mizahçı kesilmişlerdir. Mizah işte o zincirleri e, dolanmanın aslında yöntemidir. E, mesela bizim ülkede de şu anda yani zincirlerin ne kadar yüksek olduğunu mizah dergilerinin tirajlarında bulabiliriz. Mizahçı çokluğunda bulabiliriz. Mizaha karşı açılan savaşta bulabiliriz vesaire vesaire. Miza bizi bir savaşa hazırlar. E, bu savaşta zincirlerin kırılma savaşıdır. E, biz bu hazırlıktayız aslında. Yani bu karanlık günlerin sonu gelecek. Fakat e, ben çok kötü bir e, son ve o sonda e, çok acı çekileceğini düşünüyorum. Ben de hemen şunu söylüyorum: 2002 Türkiye'de yeni bir iktidar. 13 yıldır medya grupları ile kuşatmaktalar. Yeni yaratılan sermaye grupları ve dize getirilen eski sermaye grupları ile kuşatmaktalar. Ve bütün e, küresel politikaların propagandasıyla, algı yönetimleriyle kuşatmaktalar, kuşatmaktalar, kuşatmaktalar. Hı. Ve epeydir de yeni Türkiye'yi kurduk diye ilan ediyorlar. Hı hı. Biz yeni Türkiye'yi kurduk artık eski eski Türkiye yok derken e, bir, <laughs> bunu, bunu söylemek lazım. Bir cevap geldi bir yerlerden. İlber Ortaylı'nın cevabı. Evet. <laughs> ha neydi? Yani ya, 13 yıldır yeni yani, Türkiye kuranlara İlber Ortaylı hoca cevap verdi. Bak kurarsınız dedi. Güldürmeyin adamı. Aynen öyle. Ee, o lafı çok tuttum zaten. Onun o, ya, hiç e, tekrarlamakta evet. beis yok diye hiç düşünüyorum ki bence de e, yani bilmiyorum tabii yani sizin çalıştığınız koşullar çok zor. E, Rütük <laughs> ne der bilmiyorum ama ben şöyle diyeyim. Yani İlber Ortaylı Hoca. İşte cevap bu. Olağanüstüdür. Cem Yılmaz'ın arka çıkması çok güzeldir. Çünkü Türkiye'nin önemli mizahçılarından bir tanesi de işte He, Cem biraz Yılmaz. Biraz önceki mizah bağlantısıyla. Aynen öyle. Onun arka çıkması da çok güzeldir. Ben yani senin söylediğini tekrarlamak istemiyorum. <laughs> evet Belki gerek sen yok. Suç istemişsindir. Bilmeyenler her için söyledim. Şöyle diyeyim Elber Ortaylı aslında benim şu anda söyleyeceğimin amiyane tabiriyle söyledi. Evet. Bunun karşılığı nah kurarsınız. Ben <laughs> <laughs> nah kurarsınız da suç yoktur. <laughs> evet, çok evet. güzel. O zaman şöyle gidelim. 2002'de bu organizasyonlar neden yapıldı? AKP neden kuruldu? Ne hedeflendi? Hedefe ne kadar vardı? Biraz uzunca bir cevap olacak ama biz can kulağıyla dinleyeceğiz. Şimdi önce nah kurarsanızdan başlayalım. <laughs> nah kuracaklar ama, e, yani kuramayacaklar ama galiba yıkıyorlar da bir şeyler. Yani bu yıkıntının üzerine de ne inşa edilir bilemiyorum ben. Onlar yenilecek ama... Yeni net gelecek olan taze güçler ne kadar bilinçli, ne kadar e, dirayetli ve ne kadar bilgili ve e, amaçları ne kadar doğru olacak bunu bilemiyorum çünkü büyük bir kaos bekliyorum ben. Yani bunu başardılar, yıkmayı başardılar. Kuramayacaklar da yıkmayı başardılar. Şimdi e, niçin AKP'nin kurulduğuna gelince biliyorsunuz hepimiz önce bir yani hazırlıksız yakalanmadık ama. Hazırlıksız yakalandık. Şu anlamda biz bu dincilerin bu kadar büyüdüğünü, bu kadar kol saldığını o ana kadar anlayamamıştık. Ve hiçbir şekilde e, dinci olmayan bir tabakayı da e, kendilerini e, mest etmelerini biraz anlamakta zorluk çektik. Ben AKP'nin bir ABD projesi olduğunu, Türkiye'deki bak bu sana söyleyeceğim bir skuptur aslında yani şey olan, önemi olan bir haberdir. Bir gün yazacağım da bunları ayrıntılı olarak zaten. İzleyicilerimizin dikkatini çekiyorum bugün. Bizi bugüne mahkum eden politikaları konuşacağız ve evet. ne anlama geldiğini Aynen. görüşmelerin. O nedenle sizi can kulağıyla dinleyeceğiz dedim. Şimdi ben AKP'nin bir ABD yani Amerika Birleşik Devletleri projesi olduğunu şöyle anladım. 1996'da Radikal çıktığında, Hı. işte ben de yükselen değeriydim Radikal'in köşe yazarı olarak. E, Donatarla Piatti vardı arkadaşım. işte falan böyle bir takım insanlar yani Radikal'de kendilerini göstermeye başlamışlardı. Ve birdenbire bizim Radikal gecelerinde bir şahsiyet belirdi. Bu şahsiyet bir Yahudi'ydi. İshak Alaton. E, Alaton benim ve Donatella'nın etrafında fır dönmeye başladı. Aynı nedenlerle dönmüyordu. Yani Donatella'yı beğeniyordu da aynı zamanda. Fakat benim çev benim çevremde hakikaten sonra anladım. Yani çok iyi yazar, çok birikimli yazar olarak etrafımda dönüyordu. Bizi yemeklere davet ediyordu Donatella ile birlikte. Ee, sonra beni yalnız olarak da davet etti ee, Alarko'nun genel müdürlüğünde ve orada böyle tuhaf şeyler oluyordu. Ben de insanlardan önce kuşkulanmam o sırada da yani 96 bugünkü kadar e, kurnazlıklara aklım ermiyor. Büyük entrikalara da canlı tanıklığımız yok. O tabii tabii yaş. o o o döneme kadar çok büyük bu çapta büyük bir entrikaya kadar tanıklığımız yok. Yani aynı dünyadan değiliz. Ee, o bir kapitalist, e, o bir zengin fakat sosyal demokrat olarak görünüyor. E, ben de Fransa'da hakikaten e, çok patronun sosyal demokrat olup sosyalist partiye e, gönülden inandığını görmüşüm. Kuşkulanmam için bir neden yoktu yani. Türkiye'de de işler aynı sanıyorsun. Evet, Türkiye'de de işler aynı zannediyorum ve bu, bu adamları da ben yani e, batılı şeyleri kabul ediyorum. Sonra biliyor musunuz yani o sırada sıcağı sıcağını da değil sonra ben olayları anlatmaya başladım. Ee, İsa Kalaton beni popolar işte e, kendi Karadeniz'deki çiftliklerinde yetiştirdiği somonları momonları ikram ederken bir mesajlar veriyormuş bana meğerse. Ben onları mesaj olarak algılamıyorum. Bana, bana mesela Fethullah Gülen'i met ediyordu çok. E, Fetullah Gülen ve cemaatini nimet ediyordu. Bir ondan sonra e, o sırada Recep Tayyip Erdoğan, e ee, belediye başkanı İstanbul Belediye Başkanı 95 96 yıllarını konuşuyoruz. Evet evet. Onu onu böyle promote etmeye çalışıyordu. Onu bana sevdirmeye çalışıyordu. Ee, sürekli bana benim üzerimde bir Fethullah Gülen propagandası yapıyordu. Böyle çok da sevimlidir bu insanlar. Bu kadar büyük yerlere gelmiş, bu kadar başarılı olmuş kişiler e, karizma sahibidirler aynı zamanda çok zekidirler Çok güzel konuşurlar ve çok bilgilidirler. Dolayısıyla e, i̇ster istemez yani dikkatle dinliyorsunuz ilginç şeyler söylüyor. Fethullah Gülen'i met ediyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı met ediyor. Ben de ama yani bundan 20 sene önce sene olmasına rağmen dünkü çocuk değilim. Benim de bir background'ım var. Öyle kolay da hiç kimseye inanmıyorum. Zaten orada ona inansaydım zengin olurdum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> zengin olmam. <laughs> e, ve e, ben de karşı çıkıyorum. E, araştırmalar yapmışım, anlatıyorum. Bu sizin bildiğiniz gibi değil falan filan fiş mekan diyorum. Ve bu arada mesela şeylerden bir tanesinde çok ilginçtir. Dedi ki bana e, İsa Kalaton ben Amerika'ya gittiğimde dedi beni dedi e, Dışişleri, e, dışişleri e, Bakanının yardımcısı karşılar havaalanında dedi. Şimdi İsa Kalaton tamam büyük bir iş adamı. E, Alakalı da büyük bir holding. Ama yani ne bileyim e, koçur kim karşılar bilmiyorum ama bana tuhaf geldi bu iş. Yani alarkonun patronu e, Carrier var. Carrier evet. Sola Carrier'ın ne olduğunu anladık biliyorsunuz. Carrier'la ortak o sırada Amerikan Carrier. Ama yine de yani böyle bir Biraz holding fazla. patronunu dışişleri bakan yardımcısının karşılaması havaalanında bana şimdi şeyi söylüyor yani benim diyor ben Washington'a <laughs> girişim var diyor yani. Böyle ben kıllanmaya başladım tamam mı yani Allah Allah bu adam kim ola ki işte havaalanında istediği yere inenin kim inerse insin dışları bakan yardımcısı karşılıyor falan. Derken işte Fethullah Gülen'den konuşuyoruz. Türk okulları benim çok asabı bozan şeyler. Çünkü görüyorum yani ne olduğunu, işin nereye gittiğini. Bir ABD projesi, yeşil kuşak, ben onları yeşil kuşağı falan anlatıyorum İskalatona eğer benden daha iyi biliyormuştu <laughs> ondan sonra ve bana dedi ki diyorum ki yani İskalatona İsak Bey kesinlikle İslam'ın İslam'ın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir İslam din yapısı olarak ben de din yani, sosyolojisi uzmanıyım yani. Din yapısı olarak bir devlet, bir rejim şeyi verir. Kesinlikle diyorum çok büyük hata ediyor Amerika. Bu yeşil kuşak hikayeleriyle bilmem ne falan filan. E, ılımlı İslam hikayesi tamamen palavra. E, çünkü demokrasiyle İslam'ın bağdaşmasına imkan yoktur. E, her şeyden önce kadın erkek eşitliği demektir demokrasi. Kadın erkek eşitliği yoktur İslam'da. Dolayısıyla yani demokrasiye çok zıttır. Ee, ve ben Amerika'nın bu Sanki evet, İslamcıları, Kafkasya'da o sırada Çeçen olayı var, Çeçenistan'da iç savaş falan var, ee, onları konuşuyoruz işte, böyle dünya meseleleri falan konuşuyoruz canım. Adam beni yani o sırada tıfıl bir yazar olarak çok ciddiye alıyor, karşısına almış, eğitmeye çalışıyor ben, ona fark ediyorum. Bilecek de lazım olacak, Aynen oradan öyle. geldik mi kuruluşa kadar? Ee, derken ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli şey diyor. hayır orada bir şey söyledi bana. Orada bir şey söyledi. Dedi ki bazı Amerikalılar da senin gibi düşünüyorlar dedi. Hmm. Kimler dedim? Mesela şu, şu sırada dedi e, Kafkasya'da da dolaşan dedi bir sosyolog var dedi kadın sosyolog dedi. CIA bunlar. Bir tanesi de dedi orta Asya'da dedi bir şey dedi sosyolog var dedi. İstersen seninle onları görüştürebilirim dedi. CIA mı bu, bunlar dedim. Evet dedi. Beni ile mi görüştüreceksiniz dedim. Evet dedi. İstersen görüştürürüm. Fethullah Gülen'le de görüştürürüm dedi. Ha, CIA, Kafkasya'da dolaşan CIA, Orta Asya'da dolaşan CIA, Bizim bu, Fethullah e, Gülen. Diyarbakır'da, Van'da dolaşanlar kim? Bir, onlar tabii ki. Şimdi ee, onlara geleceğiz. Siyasi partilerin il ilçe örgütlerini ziyaret edenler. Evet. Neyse demem o ki şimdi burada bir topografya çıktı ortaya. Çıktı. Ve adam sürekli olarak Recep Tayyip Erdoğan diyor. Recep Tayyip Erdoğan'la telefonda ve Alarko Amerika'nın verdiği herhalde paralarla müthiş yardım etmiştir AKP. Evet. AKP müthiş. Dolayısıyla işte demek ki AKP bir Amerikan projesiydi. Amerika hakikaten o Rusları Afganistan'da kuşattığı yeşil kuşak gibi İs İslam'ı komünizme karşı öncelik kullandı. Sonra ılımlı İslam'ı hakikaten Bölgeye belki demokrasi gelir, bilmem ne olur. Suudi Arabistan sisteminin çünkü 100 yıl daha gitmeyeceğini onlar da anlayacak kapasitede insanlar. Ee, e, İran'ı destabilize etmek söz konusu tabii ki. Bütün bunlar düşünüldü. Sonra derken işte o One Minute meselesinden sonra İsrail'e ipler kopunca. Bu arada işte bugünkü yazımın konusudur. Ee, i̇ki Barış'ın, Barış Pehlivanoğlu Barış ile Barış Terkoğlu'nun yazdığı Mahrem kitabındaki... Hı hı. E, Soykırım ve e, Yahudi Ermeni soykırım e, iddiası ve Yahudi bağlantısını ya, ya yazmışlar. Ben de Aslında bugün onu aldım. Onunla ilgili. Evet, evet. De bir yani Türkiye'ye mesela o Isaac e, verdiği mesajlardan bir tanesi de buydu. Türkiye sınırlarını açmalı Ermenistan'a. Meğer o sırada işte barışların yazdığı proje devreye girmiş de benim haberim yokmuş yani. Tamamen bir Amerikan ve İsrail projesi. Tamamen e, ve Ermeni e, İstanbul'la Türkiye'yi yakınlaştırma projesi de bunun içine dahil. Sonra Benim ama bizim başkanı epey rol oynadı orada. Evet epey rol oynadı. Önemliydi. Tabii tabii Abdullah Gül vesaire. Fakat işte bu Tayyip Erdoğan'ın iyi tarafı kontrol edilememesi aynı zamanda <gül> anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani çok kötü şeyler yapıyor çok e, fakat bazen şerden hayır doğar derler. O one minute meselesinde Türkiye için çok kötü oldu çünkü birdenbire yani Türkiye için çok kötü oldu Yahudilerin desteğini kaybetmek, soykırım meselesinde ve fakat bazı şeylerin de ortaya çıkmasında yararlı olduğu o Van Münit meselesi. Yani dışişleri politikası açısından da içişleri politikası açısından yanlış oldu ve fakat içimizdeki Araplaşmayı anlamamız ve ötekisinin de bir Amerika projesi olduğunu anlamamız açısından yararlı oldu. Peki şimdi Güney'de sorunumuz var hı hı. Kıbrıs meselesi hiç bitmeyen bir sorun hı hı. olarak duruyor. Son günlerde Batı'da, Ege'de 150'nin üzerinde adanın Yunanistan kontrolünde olduğuna dair çok ciddi yayınlar şeyler izliyoruz. E Kafkasya'dan oradan gelen problemler belli. E, Güneydoğu ve bir Kürt meselesi bölgede kurulmak istenen e, Kürt devleti hikayesi var. Ama son günlerde Vatikan'da, AP'de yeniden Ermeni soykırımı dediler. Ermenistan'dan doğru bir sarkma var Türkiye'ye şey olarak. Yani baktığınızda üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin, dört tarafı belalarla çevrili ee, şeyden gidelim. Vatikan'ın e, ve AP'nin açıklamalarından hem önümüzdeki haftada zaten önemli bir güne gireceğiz. Oradan devam edelim yine. Yani e, burada söyleyecek çok fazla bir şey yok. Mesela... Bu Ermeni özür metni vardır. Evet. Çok yanlış insanlar da imzalamıştır. Ama benim gibi insanlar da imzalamıştır. Ben dış muhabir olduğum 1986 yılından beri Ermeni soykırım tezleriyle ilgileniyorum. Özellikle 90'dan sonra Fransa'ya gidince Ermeni lobisini çok yakından tanıdım. Ve Ermeni sablarını vesaire her şeyi biliyorum. Şimdi... Hep başından beri 1990'dan beri savunduğum şu oldu benim. Bakın. Eğer soykırım olmadığını kanıtlamak ve soykırım olmadığını e, savunmak üzere bir politika yapılandırıyorsak hiçbir şey olmadı diyemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey olmadı. Ermeniler bizi kesti. Biz onlara bir şey yapmadık. Aslında mağdur biziz dediğiniz andan itibaren Yok, size kimse dedi. inanmaz. Kimse onu söylemiyor zaten. Yaşanan Ama işte oraya gelmemiz anca. bile zaman aldı ha. yani çok zaman aldı. Şey Kimse size inanmaz. Ama bakın tehcir büyük bir felakette sonuçlandı. Ee, o tehcir e, felakette sonuçlanırken büyük telifler verildi. Bu işte e, bunun adını büyük felaket koyalım. E, e, Ermeni vatandaşlarımıza sahip çıkalım. Özür dileyelim. Çünkü neden biz özür dileyelim Herkes diyor ki Ermenilerin de bizden dileyeceği özür var. Doğru. Ama biliyor musunuz? Tarihte yenen özür diler. Yenilen özür dilemez. Anlatabiliyor muyum? Biz yenmişiz. Yani orada e, büyük hata yapıldı. Sanki mağdur Türkler öteki tarafta yok sayılarla uğraşıldı. Yok bir e, işte hiçbir şey olmadı. Aslında mağdur biziz değil. Yani bir orta yol bulunup bir tehcir oldu. E, Bu tehcir 5 yanlış adı bir karardı. Var zaten. Evet. Tehcir yanlış ama ondan sonra mesela Kürtlerin o katliamlardaki sorumluluğunu kimse şu ana kadar gündeme getirmiyor. Ben geçenlerde Alman televizyonunda Arte şöyle bir geçti. Ya kayıtlar da var. Yani işte o yüzden zaten ne diyor Alman film, televizyonu. Alman televizyonu katliamlarda yani orada orası Kürt bölgesi. Orası Kürt bölgesi şimdi olduğu gibi o Kürt bölgesinde yani eğer elini e, kana bulamış e, kişiler varsa yani e, bölgede o bölgede e, Türklerden çok Kürtler ve bu 1915'te olmuyor mu tehcirden sonra 1852'lerde Fransız raporları var Kürt aşiretlerini Ermenileri nasıl kestiğine dair. Bugün Türkiye'de Kürtler mağduru oynadığından e, bu bugün soykırım teziyle gündeme gelen katliamlarda ve tehcirin yol açtığı yani kıtır kıtır yollara giderken çalmak için kesmişler. Hiç Kürdün lafı edilmiyor Türkiye'de. Fransız şey arşivlerinde var. Bende var o Fransız arşivleri. Kürt e, aşiretlerin nasıl e, hem de 1852'den başlayarak Ermeni Ermenileri e, taciz ettiği, kestiği, katliam yaptığı köylerde. Bunu niye söylemiyorlar? Geçenlerde biliyorsunuz e, şey e, soyadı Türk olan şey. O özür diledi. Onlar da biliyorlar. Ama yeterince sorumluluk paylaşılmıyor bu konuda diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben, evet Ermenilerin Ermenilere büyük bir katliam yapıldığı Bunu Türklerin de yaptı. Kürtlerin de yaptı. Ve yenen taraf biz olduğumuz için Önce mağduriyetle başlamış olsa da Çanakkale çok, çok Türkler ve şeyler yani Anadolu halkları çok acı çekmiş halklardır. Yani evet. geriye gidersek tabii tabii Balkan Aha. Savaşları'na. ama hiçbir şey olmamış gibi de davranılamayacağını, büyük bir felaket yaşandığının kabul edilmesi ve bugünkü Ermeni vatandaşlarımıza sahip çıkmak için de özür dilenmesini benden yana olan bir insan. Anladım. Anladım. Yani e, sahip çıkmanın ya da bir arada barış içinde eşit evet. haklarla yaşamanın evet. Birçok yolu var tabii. Evet. Türkiye bu yolları bütün nüfus için evet. düşünmek ve uygulamak evet, durumunda. Evet ve ben o, o metne imza attım diye çoğu o kadar baskı yaptılar ki o imza atanlar. Ama çoğu işte geri çekti ben çekmedim. Hani özür dilemek, soykırımı kabul etmek, soykırımı Soykırım kabul etmek. Soykırım lafı yok ki o metinde. Ha. Ee, ayrı metin yani ardından getireceği başka sorunlar Hayır var. hiçbir şekilde o metinde kesinlikle soykırım lafı yoktu. Büyük felaket diye söz ediliyordu. Ermenilerin söylediği zaten büyük felaket lafı e, bu şey soykırım e, şey icat edilene kadar mesela ş e, şeye sahip çıkamadı. E, e, Amerikan başkanının da kullandığı Evet cümle o değil o değil mi? me Büyükleri me yani. evet evet e, 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 şey sahip çıkılmadı Fransız bir şantör vardır. Charles neydi? Unuttum adını birdenbire. La Bohème. La Bohème. Hı. Hepimizin tanıdığı çok meşhur bir şarkıcı. Hı. Başta gelen bir başta gelen bu Ermeni lobisine en çok yardım eden. Ermenistan'a büyük paralar veren. ve yani bütün varlığını bu dava adamış bir adam. O sonunda dedi ki bu soykırım kelimesi Türkleri çok irite ediyorsa biz bu kelimeyi kullanmayalım dedi. Yani. Evet bir, bir, şey söyleyeceğim. Kim hücum etti adama? Kim hücum etti adama? Ermeniler. Kendi veli nimetleri milyonlarca doları Ermenistan'a e, aktarmış olan e, adamı kendileri hücum ettiler. Şimdi hiç, hiç sesini çıkarmıyor. Çıkarmıyor. E, biz Türkler ama bunları görmüyoruz ki. Buna da sahip çıkmadık mesela. Evet maalesef öyle. Evet. Yani biz tarihi doğru okumada <laughs> ve sahiplenmede oradan ipuçlarını çıkardık. Şarl Aznavur, Şarazdavur. Şarl Aznavur'a sahip çıkabilirdik. Bakın Şarl ne diyor? Kimse yazmadı, kimse çizmedi, haber olmadı. Linç ettiler Ermeniler. Yıllarca, on yıllarını ve bütün servetini buna adamış. Ermenistan'a milyonlarca dolar yardım göndermiş, göndertmiş... Filmlerde rol almış, dünyaca tanınan Charlaz Davur sonunda çıkıp dedi ki: "Ya bu laf Türklerin sinirini bozuyorsa soykırım lafını kullanmayız başka şey deriz olur biter." dedi. O Ermeni lobisi, Fransa'daki ve dünyadaki Ermeni lobisi o 80 yaşındaki Charlaz linç etti şey, ve Türkiye sahip çıkmadı. Anan planı çerçevesinde Kıbrıs'ta gerçekleşen oylamada takınılan Rum tarafının tavrını anımsattı. Yani evet. Türkiye bu tür ilişkilerde e, muhatap olduğu gruplar, ülke, kişi neyse evet. hep çok daha sert. Tabii çok yani, daha yani, sert. Yani ben bizim ama çok yani çok bizim biliyor musunuz? Bakın ben şunu da söylemeliyim samimi, içten ve inandığını söyleyen biri olarak. Evet, sizi öyle tanıyoruz. Zaten. Evet. Bakın Ermeniler konusunda, Ermeniler konusunda bazı Türk e, vatandaşlarda çok büyük bir suçluluk duygusu var ve bu suçluluk duygusu haklı bir duygu çünkü onların mallarına koy, konmuşlar, evlerine konmuşlar, arsalarına konmuşlar, tarlalarına konmuşlar. Bence şu anda ölçüsüz biçimde. Benim gibi mesela insanlara soykırım kavramına karşı mücadele eden insanlara en küçük bir Ermenilere yönelik bir rest yapmak için ortaya çıkan insanlara hücum etmek aslında ben kesinlikle biliyorum ki onların soyunda mutlaka Ermenilerden alınmış bir ev, bir arsa, bir tarla var. Kürt aşiretlerinde de bu var. Kürt aşiretlerinde de bu var. O Türk e çıkıp işte özür dilediğinde mesela biz işte Ermenilerin topraklarını geri vereceğiz falan lafları da edildi. Niye büyütülmüyor bunlar? Ya öyle de işte ama e, dünya e, birbiri peşi sıra. Şimdi Büyük yok. Büyük toplumsal çalkantılar, sosyal olaylar, yok. savaşlar, Aması yok bunun. acılar yaşıyor. Bakın, Fransa Cezayir'de yaptığı soykırımı tanımaz devlet olarak ama siz Fransa'da Fransa'nın Cezayir'de yaptığı bütün işkenceler, yargısız infazlar, katliamlar konusunda film de yapabilirsiniz, kitap da yazabilirsiniz, <laughs> makale de yazabilirsiniz. Kimse de hiçbir şey yapamaz. Amerika'nın Kızılderililerden siyahilere kadar yaptıkları bütün katliamlar, dünyanın her yerinde Vietnam'da yaptıkları, öldürdükleri milyonlarca insanlar, orada yaptıkları, burada yaptıkları hepsi, Hepsi devlet politikasıdır, devlet politikasıdır. devlet politikasıdır kendileri ama dediğiniz yani orada bir yönetmen çıkar kendi hükümetini kendi devletini olağanüstü bir şiddette mesela Good Morning Vietnam gibi olağanüstü bir şiddette eleştiren filmler yapar kimse dokunmaz. Bizim meselemiz Bizim meselemiz... Ama şu yok mu? Yani kusura bakmayın de. ama bu halkın yarısı bu devlet politikasıyla birlikte hareket ediyor. Olmaz. Yani kuvvetler ayrılığı diyor millet. Kuvvetler, kuvvetler ayrılığı, ayrılığı nedir yani? Ülkede. Yok. Yok işte ama yani AKP yok etmeden önce de yoktu aslında. Bu alanda yoktu. Yani bir, alanda yoktu. bir kamuoyunda bir eleştirer, Türklerin de kötülük yapmış olabileceği, hem de sadece Ermenilere değil, Rumlara da. Yani çok mesela acıdır ki e, bu şey... E, 6-7 Eylül olaylarının konuşulması için AKP iktidarını bekledik. Ama bak bu konuyu istersen şöyle toparlayayım ben de. Çünkü konuşmamız gereken başka şeyler de var sevgili Mine. Her savaş, her büyük toplumsal çalkantı, Birinci Dünya Savaşı, bölgesel savaşlar, imparatorlukları yıkan savaşlar, egemenlik alanı açma girişimleri... Hangisi çok büyük toplumsal acılara, travmalara sebep olmamıştır ki? inanılmaz düzeyde dramatik insan hikayelerine, toplum hikayelerine. Yüzde yüz haklısın. Ki. Ama Bu bunu söyleyebilmek ve bunun kabul görmesi ve, zaten ve haklısın demek için, Tür öbür tarafta Türkiye'de Türkiye'de yani bunlar da olmuş demek lazım. Biz hep diyoruz ki, biz hep diyoruz ki her yerde olmuş. Bu şeye benzer. İşte herkes çalıyor, herkes yapıyor. Herkes bir ölçü Ne yapalım iyidir. peki yani? Bunu o, şöyle hani bunu, diyeceğiz. Bir bu kere... Bu tartışmayı evet, uzatırsak yani. Mesela ben, yani, ben eğer e, doğa ömür verdiyse bir kitap yazacağım. Benim bütün ailem Balkan Savaşı'nda telef olmuş, babamın ailesi. Babam 30 yıl annesinden ayrı kalmış. Do, e, do, e, 9 yaşındayken ayrıldığı annesinden. Ve e, in, inanılmaz acılar çekilmiş... E ee, Balkanlarda bir Türk soykırımı yapılmış. Bunlar hakkında birkaç tane güzel yazarımız, iyi yazarımız hakikaten kitaplar yazmışız ama çok vurucu bir Tolstoy da çıkmamış. Yani ben de Tolstoy değilim ama çok az yazılmış bana sorarsanız. Evet, ben zaten. ben biliyor musunuz ne yapılsın istiyorum. Yani ben yapmaya çalışacağım ama yapabilecek miyim? Yeterince ömrüm kaldı mı? Onu da bilemiyorum. Aslında birilerinin oturup oturup 1800'lerden öteye Türklerin başına gelenleri ama aynı zamanda o başına gelenlere karşılık yani e, Kars'ta, Ardahan'da, e, 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 Ergeni madende yapılan Kürt e, aşiretlerin karıştığı e, o sırada düğünü umumiye var. Ben de var dedim ya arşivler... E, Yayınlamıştım da radikal. Hep bunlar böyle görülmeden geçiyor. Ergani Ergani madende falan yaptıkları katliamlar. Ama bu yanda Balkanlarda Alevilere işte Türklere Türkmen soylarına çünkü orada yerleşik çok şeyimiz var bizim yapılan Hristiyanların yaptığı katliamlar. Türklerin bir yanda çektiği, bir yanda da kendilerini savunmak için yani yaptıkları bir büyük ya da tarihsel e, fresk doğru da. yazmak lazım. Ama gerçeği yazmak lazım. Ona buna durmadan, onunla bununla suçlayan öyle bir şeyi yok, duruşumuz yok bizim. Yani e, biraz ben de ilgiliyim o konulara baktığımda Balkanlardan yazmak istediğim çok hikaye var. Hı hı. Hatta o, orada epey bir süre kalarak bu çalışmanın bir bölümünü yapmayı düşünüyorum. Zihinsel olarak evet. hazırladığım kendime bir çalışma. O konuşmuyoruz biz onları. Yani biz bize yapılanları da konuşmuyoruz. Evet. E, bunu her zaman söylemişimdir. O kadar çok çekmişiz ki o çileleri yani, geride bırakmak için evet konuşmuyoruz. Evet konuşmuyoruz. Ama bütün dünya başka şeyleri evet. konuşunca da insanların toplumların üstüne. Ben bir kere hiç unutmam. Belki de doğru bir şeydi. Yapmamakla doğru ettim. Bir belgede son kitap çalışmasını yaparken bir belgede. Van Gölü'nden geçerken çok sayıda kızın göle atlayıp intihar ettiğine dair bir şey bulmuştum, okumuştum. İşte bu karşılıklı Ermenilerle birbirleriyle didiştikleri, savaştıkları dönemde çok ağırdı. O hikayeyi yazmak istedim. Hı hı. Çok değerli bir arkadaşım bana dedi ki bırak dedi. kanat kanırtma dedi, acıtma dedi. O çok etkileyici bir belgeydi. Evet ama bakın, O sohbetin içinde o da orada kaldı. Yani bu bir bakış sonra açısı. Sonra ne oluyor biliyor musun Gülda? Bir Bak, sürü yalanla geliniyor Bir kere sonra. biz bu kadar çile çekmişiz. Yani Türkler kıtır kıtır kesmişler. Kaç tane Türk soykırımı var? Kaç tane Türk soykırımı var? Arabistan bunları. çöllerinden Balkanlara kadar kaç tane Türk soykırımı var? Anadolu'nun içerisinde de dahil olmak üzere Alevi soy, 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 soykırımları. Şey, Yavuz'un yaptığı da Alevi soykırımdır mesela. Eee... Bütün bunları neden biz kanıtmıyoruz ve neden e, ç, arkaya atıyoruz? Çünkü azınlık değiliz daha. Çünkü azınlık değiliz. Çünkü azınlık değiliz. Ya da yani geleceğe bakıyoruz o da Bir şey. bir, an, bir yerde azınlıklar kimliklerini koruyabilmek için çilelerini sahip çıkmak. Çünkü o çileler ortak. Hmm, ortak yani. kültürü oluşan çilelere sahip çıkmak ve o çileyle bir kimlik yaratmak peşine düşüyorlar. Bakın Ermeniler de böyledir, Kürtler de böyledir. Çekilen çileler bir süre sonra bir kimlik çimentosu olarak karşısında i̇şte ortak şimdi kültür olarak çıkar. Ortak kültür ve kimlik çimentosu bir dakika, yaratmak isterken Bir dakika. Bu bizim sıramız da gelecek. Ne zaman gelecek biliyor musun? Artık Türkiye'nin Araplaştığı kesin. Yani bundan sonraki nesiller Türküz demeyecekler. Bundan sonraki nesiller o zaman eğer bunlar kazanırsa, İlber Hocanın ve sizin canım. baştan verdiğiniz cevap nereye gidiyor? Abi bir zaman? dakika. Ee, ya bir dakika ama yıkacaklar dedim ben. Sonunda yenilecekler fakat yıkmayı başaracaklar. Ee, Müslümanız diye geliyorlar. Eğer başaracak olurlarsa. Müslümanız diye gelenler biz bir tek dilimiz kalacak. Ve biliyor musun? Çekilen çileler işte o dil etrafında birleşen kültür bugün PKK'nın, Kürtlerin, HDP'nin vesaire yani o aşiret sistemine bağlı olmayan ve laik dediğimiz hatta ateist dediğimiz kesimin bir Kürdistan'ı var. Bir de ötekilerin Kürdistan'ı var. Ötekilerin Kürdistan'ı devletle anlaşmış bir Kürdistan farkındaysan. Devletle anlaşmayanlar. Biz de onu yapacağız. Yani dil, laiklik, dil çevresinde biz de azınlık olduğumuz zaman çünkü bu şey niçin önce soykırım denilmiyordu da e, üçüncü kuşakta başladı? Sen bekle, sen bekle. Biz de azınlığa düştüğümüz zaman Türk'üm çünkü Türkçe konuşuyorum. Ma geldiğimiz zaman elhamdülillah Müslümanım demeyenler olarak işte o zaman üçüncü şey nesilde biz de ah biz neler çekmiştik. Balkanlarda da şey düştük hatta terör örgütü de kuracağız biliyor musun? Terör örgütü de kuracağız. E, koşullar oraya giderse. E çok, çok, yani. yani giderse. Geçmişte neler kurmuş bir şeyiz biz. Soyuz, Tabii olabilir. aynen. E, romanınızın adını hatırlamaya çalışıyorum. O kurgu romanı. Sinek Sarayı, Bir Gün Gece, İstanbul Destina. Destina. Evet. Bir deprem. Deprem, Bir Gün Gece. Bir Gün Gece de O tam anlatırım. bir kurguydu. Evet Ve şey etkileyici bir kurgu. Bekliyoruz olacak. Yani yok canım falan deyip kitabı şöyle kaldırırsam. E tabii, şimdi bekliyoruz olacak. Onun da devamı destina. Kesileceğini düşündüm. Tabii. E, romanı hatırlattınız bana. Aynen öyle. Öngörü yani sıralarken. Yani eğer deprem olursa ki günün birinde olacak belki bizi aşar belki aşmaz <laughs> belki tanık oluruz belki böyle olacağı o kadar belli ki yani görünen köy kılavuz etmez nereden biliyorsun bütün bunları neden bütün söylediklerin doğru çıkıyor neden bütün yazdıkların doğru çıkıyor neden hiçbir yazdığın yanlış değil neden hiç yanılmadın e görüyorum biliyorum okuyorum tarih coğrafya biliyorum <laughs> bakıyorum e, bilmezsen tabii ki yanılırsın yani şimdi AKP'yi kurduk Hı hı. Yeşil kuşak ve ardından gelen ılımlı İslam Projesi ile bölgeye dönük olarak yapılmak hı hı. istenenlerin altından da şöyle kısaca geçtik sevgilimle. Bugün bütün o başlangıçtaki amaçlananın, o bakış açısının, hedeflenenin e, geldik 2015'e şimdi. Hı hı. E, bölgede yeni dengelerin sanki olmak üzere olduğunu gözlüyoruz. 2015'te bu proje kendinin neresinde? Hı. Kendini ne noktaya taşıdı? Şimdi Haziranda seçim var, seçime dönük yeni 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 e, a, a, algı yöneticilerinin ağzından ve politikalarından e, ne denir? E, çeşitli çözüm senaryoları, ihtimal senaryolar çalışıldığını görüyoruz. Or, oraya dönük e, yeni gelen roman ne diyor? Yeni gelen roman buraya dönük olmayacak. Çünkü önümü o anlamda... Yok yok ben şey olarak <laughs> yani siz fikirleriniz olarak evet. söyledim ona. <laughs> evet evet. Şimdi e, bir kere e, şunu söylemeliyim ki AKP eriyor. Eriyor. Yani bu seçimde birinci parti çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Çıkar herhalde. Fakat e, dürüst bir seçim yapılsa ki yapılacağına inanmıyorum. Seçimler dürüst yapılsa, trafolara kediler girmese, ışıklar hatta blackout bekliyorum ben. Yani bütün Türkiye'de sönmesini bekliyorum ışıkların. Kaos bekliyorum. Çok kötü bir ortam bekliyorum. Bunlara hazırlıklıyım. Bunlar çok önemli sözler. E, sevgili izleyiciler. Kesinlikle. Ee, çünkü artık e, yolsuzluklara buraya kadar baş batmış AKP'nin ya herru ya merru zamanı bu yani. Evet. Ya e, çıkacak e, eğer seçimleri seçimleri seçimlerin sonucu kendisine uygun olarak çıkmayacağını anlarsa bu seçimlerin sonucunu biz asla bilmeyeceğiz. Devam etmeden önce bir soru soracağım. AKP ile birlikte kurguyu kurgulayanlar ve onu kurgulayanlar AKP'nin sizin tapladığınıza göre erimekte olduğunu ve ihtimal böyle bir noktaya gitmekte olduğunu. Şimdi tabii hepsi herkes farkında da Türkiye'nin dramı şu. Türkiye'de alternatif yok. Yani şu anda Türkiye'nin Türkiye'de AKP oylarının erimesi CHP'nin çabaları, MHP'nin çabaları, ile değil HDP zaten şey e, tamamen e, bir e, oyundur şu anda Demirtaş'ın seni başkan yapmayacağız başkan yapmayacağız ya belki aday sey değiştirirler de ona bir sorun yani, olacak size şimdi buraya gelmeden önce şöyle ha. seçimlerin dürüstçe yapıldığını düşünecek olursak eğer Hı -hı. ki mümkün değil yani Hı. sıfır ihtimal bu bir hayal Hı. olarak konuşuyoruz ee, işte orada ben e, AKP'nin kesinlikle anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde edeceğini sanmıyorum. Hatta evet. çok çok dürüstçe yapılacak olursa hiçbir trafoya kedi girmezse AKP sal çoğunluğu bile yitirebilir. Böyle bir senaryoda e, ilk yapılacak iş HDP'de, MHP'de AKP ile koalisyona hazırdır. Hatta CHP'de koalisyon yapar. Çünkü e, MHP'nin de CHP'nin de içerisinde aç kurtlar gibi Aç kurtlar gibi hiçbir şekilde Türkiye'yi düşünmeden suyun başına ne zaman biz oturacağız da ne zaman o su bize akacak diyenler var. İki soru. Ve oyun koyucu onlar. Bir, e, Her ihtimal, iki partiye de güvenmiyorum. Iht diğer partilerin ihtimal koalisyona yatkınlıkları açıklamalarında da var zaten. Evet. AKP ile kurulacak herhangi bir koalisyonun... Türkiye'yi şu şekilde savunacak. ne yapacak? Nereye yani? Arkadaşlar hangi ben bunun kurtaracak? içinde olursam ben ona bu kanunu çıkarttırmam bu karnını da şey, ya, 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 şey derim, kadük ederim. Ben içeride onu daha iyi dizginlerim. Şey, bu şekilde e, söyleyecek. Ocak çıkarlar El bunu Elbette. Yok, devleti korurum, içeriden korurum. İçeriden e, korurum. Onu içeride yani şeyi e, ne derler kontrol edilemeyen ögeyi içeriden kontrol etmek. Ben onun donunu içeriden bağlarım. Öyle diyecekler tabii ki bu şekilde tanıtacaklar. HDP'ye gelince. HDP. Zaten AKP teklif edecek olursa gel benimle koalisyon diye. Yani şuralarına falan ziller takarak gider. Çünkü Neden? onun için onun için pastanın üstündeki çilek, kremanın üstündeki çilek içeride istediği bütün tavizler alacak. Şu anda var olan bütün partiler içerisinde bir davası olan gerçek bir davası olan parti HDP'dir. Gerçekten kendi davasına sadık ve bu Dava konusunda fedakarlık yapmaya hazır parti HDP'dir. Onlar bir şeye inanıyorlar. Başka hiçbir partide milletvekilleri kendi maaşının üçte birini, dörtte birini partiye vermiyor. HDP'de veriyor. Onlar bir inanç için dövüşüyorlar. Onların bir davası var ama o dava bizim davamız değil. Peki o onlar bizim şimdi, olmayan Türkiye solunun şimdi özellikle diyorlar ya bak bunu da eklemek üzere özellik için özellik özellik falan değil. Aslında Kürtler Irak'lı e Kürtler işte Irak'lı Kürtlerle Suriye'deki Kürtler, İran'daki Kürtler, Türkiye'deki Kürtler çok bölünmüş vaziyetteler. Bölünmüş olmasa yani mesela e Irak'taki e Kürt yönetim bütün Kürtlerin onayını almış bir yönetim olsa inan bana bağımsızlık isterler. Yani onların amaçları Türklerle yaşamak falan değil. Anadolu'nun fethi. Anadolu'nun fethi. Dolayısıyla ben FDP'ye oy falan vermem. Bugün verecek olan da salaktır. Her zaman olduğu gibi kullanılmış kullan, kullanılmıştı budalalardır. Bugün diyorlar ki işte şey geçerse en iyi AKP'ye karşı mücadelecek? Gör mücadeleyi. Ha, i̇lk alkışlayacak ve herhangi bir koalisyon teklifte ilk şey olacak. Çünkü içeride davasını gerçekleştirecek bütün bütün ipler eline geçiyor. Peki Türk... oynaya oynaya yapacaklar. Mi, Türk solunun belli başlı birçok kesiminden ya da bazı kesimlerinden diyelim e, HDP'ye destek açıklamaları var. Türk solunun HDP'ye entegrasyonu için sanki çok özel bir çaba var ve onun baraj aşmasına dönük de inanılmaz bir algı yönetimi ve PR var. Algı yönetimini kimlerin yaptığına bak. Türk solu da ne yapıyor bu arada? E, özür dilerim ama yani e, Türk Solu falan diye ben bir e, şey ayrım yapmıyorum. E, kullanışlı budala diye bir şey çıktı. Çok seviyorum o lafı. Hakikaten kullanışlı. Yani bugün HDP'yi o barajı atlatmak için HDP propagandası yapanların daha önce yaptıkları propagandaya bak. Neydi? Daha önce yaptıkları propagandaya bak. Yahu Anayasa'daki değişiklikleri onlar onaylatmadılar mı? Yetmez ama evet diye. Ha evet. O günlerde Cumhurbaşkan... yetmiyordu ama evet ha? Şimdi istemeyiz ama evet mi? Evet. Ondan sonra Cumhurbaşkanı şeyde zamanında neler dediler? Onlar yanıldılar. İkinci kez yine yanılacaklar. Onlar hep yanılıyor. Ondan sonra yanıl şey, kandırıldık diyorlar. Yanıldık bile demiyorlar. Kandırdılar. Ay ne kadar basit. Sürekli kandırılıyorsun ya. O zaman sen sürekli kandırılan bir insansan senin şu anda yaptığın algı yönetimi ve ortaya koyduğun sağ da yanlış, yalan ve sen yine kandırılacaksın. Çünkü kandırmak üzere kandırılıyorsun. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ya HDP'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Demirtaş, Demirtaş da Tayyip Erdoğan kadar karizması yüksek biri. Üstelik bu Türkiye'de laik kesimin duymak istediği lafları söylüyor. Lafları söylüyor değil mi? Ondan sonra ilk gidip ilk Yalnız gidip alkışlayan e, elini sıkan kim oldu? Neler yaptı? Ee, Hep değnekçi. Bunlar değnekçi. Laikliğin yaşamlarımızdan çıkmasına neden olacak bütün işleri seyirci gibi izleyen ses çıkarmayan işte bir taraftan milli eğitimde olanlar bu kontrolsüz imam hatip kadınlara dönük uygulamalar bütün buralarda ses yok, çıt yok karşı duruş yok, türbanın normal 4 yaşındaki çocukların başına dolanması sürecine Çünkü kadar... Çünkü bu ülkede CHP yok, laikli, bu ülkede BHP yok e, ve maalesef bu seçimlerin büyük galibi kim olacak biliyor musun? En fazla oy artış oranı kimde olacak biliyor musun? Bilmiyorum. Şu anda yani e, kesin olarak söyleyebilirim sana MHP büyük bir patlama yapacak. Ne yapacak? E, milliyetçi oyları mı? Milliyetçi yani... AKP'den kaçan evet, oyları mı CHP alacak? CHP o kadar insanları yani o... E, bu, bu bu işte eee sahip çıkmamasıyla e, etrafına topladığı e, aman suyun başını ne zaman tutacağız da o da, o ihaleleri de alacağız. Şu belediye başkanlarındaki Beşiktaş, Şişli vesaire sebep olduğu reza, rezaletlerle Ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği şeyle, laflarıyla, onlarıyla oradan da oy alacağız, buradan da oy alacağız. Bizim Cumhuriyet Gazetesi döndü. Ee, yani anlatabiliyor muyum? Oradan da okur alacağız, buradan da okur alacağız. Asayi oradan da Cumhuriyet oy alacağız. Sizin Cumhuriyet Gazetesi'ne ne oldu? Yorum istemiyorum, memnun değilim. Yarım yapmayacağım, memnun değilim. Ee, şey, Cumhuriyet Halk Partisi'den ben bir oy kaybı bekliyorum. Sana yüzde hmm. söyleyemem ama Cumhuriyet Halk Partisi oy kaybedecek ve Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu istifa edecek. İstifa edecek. Çok yani çok kötü bir yerdeyiz ve şu anda AKP'nin oy kaybetmesi zaten kesinlikle muhalefetin muhalefeti değildir. Bir ülkeyi yolsuzlukla, bu kadar yolsuzluğa batarak, bu kadar nepotizmle, eşte, dosta, akrabayla e, yönetemezsiniz uzun süre. Ama şu var Kendi adam saklamıyor ülkeyi diyor şirket gibi yönetmek açık olması, lazım diyor. Açık olması... Karısı büyük elçiyi daha yeni bir evet. kanat, kanat adamı nerede çağırıp azarlıyor. Evet. Oğlu desen okul müdürlerini toplayıp e, Milli Eğitim Bakanı'ndan öte Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor toplantılar yapıyor. Yani zaten paylaşılmış durumda. Evet evet ama yani bunun sonu yoktur. Bir ülkeyi siz çok uzun zaman yönetemezsiniz yolsuzlukla yönetemezsiniz siz, siz yönetirseniz dünya sıkıştırır. Şu anda Türk lirasının uğradığı yüzde on altı devalüasyon bunun en büyük şeyidir. Bir yer gelir uçurumdan aşağı düşersiniz. Ve AKP işte o uçuruma ilerliyor. Ama kimse itmedi AKP'ye inanın. Kendi içerisindeki yolsuzluk, kendi içerisindeki şımarıklık, kendi içerisindeki e, kendi içerisindeki bencillik, egosantriklik ve e, kayırmacılık ve o müthiş yani o müthiş şımarıklık yani şımarıklık ne oldu delisi olmak olayı bitiriyor AKP'yi. AKP Katiyen MHP'nin e, falan kral şey Kral çıplak değil. demedik diyor bin yıllık genel başkan yardımcıları kral çıplakta ne ne demek istiyor acaba? Anlamamıştır o kral çıplak nedir? Yani olayın aslını bilmez, şey oyunu, oyunu bilmez, tiyatroyu bilmez. Henüz demedik diyor. Ne tabii henüz demedik çünkü şey lafı anlamıyor yani. Öyle mi? O, i̇yi <laughs> o da iyi. Evet, evet. O şey çıplakla karıştırıyordur. <laughs> Peki sevgili Mine şu haberi anımsayacak mısınız? Kardan adam heykeliyle ilgili kardan adam heykeli yaptığı için hı hı. soruşturma açılmasını. Hı, hı Hatırladınız mı? Evet evet hatırladım. Ya yani ne istiyoruz biz yani kardan adam niye toplum değerleriyle Hayır işte yani örtüşmüyor? artık bu kadar komiklikle şimdi e, e, evet oraya evet. gelmek istiyorum. Evet yani ya. bu kadar komiklikle ciddi bir yere varılmaz. Bu kadar komiklikle toplum değerleriyle örtüşmez diye soruşturma açılıyor. Çocukların yaptığı kardan adamlar isim evet. çektirene. Nesim çektirene, toplam değerleri, toplum değerleri neymiş, Ne neymiş, e, karda yani, <laughs> neymiş e... toplum değerleri, e, toplum değerleri neymiş, e, şey çalmak mı, e, döviz ticaret yapmak mı, e, iki kara almak mı, e, dört eşi evet demek mi, kadın erkek e, eşit değildir demek mi, e, sayın, ondan sayın, sonra elmadan sirke mi yapmak Ha nedir toplumsal değerleri? Bir söylesinler ya. Bir söylesinler. Kaç tane altın bileziktir toplumsal değer? Hermes eşarp mıdır? Şener manto mudur? O, o o giydikleri ondan sonra bütün giyindikleri hepsi şey batılı değerler. batılı giyinip onların modacıların taklit edip onların eşartlarını, çantalarını, öyle bir vitonları sallayıp batıya küfretmedir yani. Programı kapatmadan değer. diyorum ki Kardan adamla resim çektirmenin toplum değerleriyle örtüşmediği bir yeni Türkiye'de, 3 evet. ay sonra, 4 ay sonra seçimi yaşanacağı ülkede kadınlar açısından baktığımızda, eğer biz 7 Haziran'da gereğini yapamazsak bu işi, hı hı. bizi ne bekliyor? Bu konudaki değerlendirmenizde programı kapatacağım. Bize büyük bir... Kaos bekliyor. İki ihtimal var. Her zaman iki ihtimal vardır. Kadınlar, özellikle kadınları. Ee, ha, kadınları. Kadınları, evet. Ee, kadınları güzel günler bekliyor, hiç merak etme. Öyle mi? Çünkü o kardan adamla toplumsal değerlere uymayan kardan adamla fotoğraf çektirmek olayı var ya. Hı. Kardan adam eriyor biliyorsun. Bunların da, bunlar da eriyor. Hı. Hatta e, o, affedersin kalçalarını gösterip başka taraflarını kapayan var var ya onlardaki ahlak çok daha çabuk eriyor kardan adamdan bile daha çabuk eriyor dolayısıyla bunun sonunda e, hiçbir şekilde e, örnek olamayacak kadar e, değerler zedelenecek belki çok kadın şehit vereceğiz ama bu işin içinden çıkacağız ve ben şu anda kadın hakları için kadın eşitliği için mücadele eden kadın sayısının çok umut verici buluyorum çok teşekkür ediyorum o Sayıların katlanarak çoğalmasını ve Türkiye'nin geleceğine çok güçlü ışıklar yakmasını diliyoruz ve iyi haftalar diyoruz sevgili izleyiciler. Çok teşekkürler sevgili izleyiciler.